Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a kimin için operasyon çekiliyor? Cumhurbaşkanı adaylığına koşan Kılıçdaroğlu iki ateş arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Sıkıysa Cumhurbaşkanı adayı mısın, değil misin onu açıkla." diye çağrı yapıyor. Muhalefet cephesinde ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle engellemek isteyenler arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Ama asıl kavga Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu da bunun farkında. Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise Kurban Bayramı'ndan önce Cumhurbaşkanı adaylığının deklara edilmesi için bastırıyor. Ateş attığında sadece Kılıçdaroğlu yok. Cumhurbaşkanı adaylığının iddialı diğer ismi Mansur Yavaş da var. Hatta son dönemde Yavaş'ın adaylığını engellemeye yönelik çabalar hız kazandı. 3 aday. Cumhurbaşkanı adaylığı için muhalefet cephesinde 3 isim ön planda yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. ABD ve İngiltere büyükelçisinin koşa koşa görüşmeye gittiği Meral Akşener'in ikinci Fatih'e benzettiği, HDP'nin güçlü bir şekilde destek verdiği Ekrem İmamoğlu, Batı'nın gözündeki favori aday olma özelliğini koruyor. Amerikalılar ABD Başkanı Biden'ın muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı darbeyle değil, seçimle tasfiye edeceğiz dediği rolü İmamoğlu'nda görüyor. İmamoğlu Karadeniz gezisinde yaşanan fotoğraf tartışmasıyla darbe alınca Kılıçdaroğlu roket hızıyla ön plana çıkmıştı. Sünni, Türk ve milliyetçi kodları da Mansur Yavaş'ı favori haline getirmişti. Şimdi Ekrem İmamoğlu lehine, Kılıçdaroğlu ve Yavaş aleyhine oyundan adam eksiltme operasyonu yapılıyor. Mansur Yavaş'a kim operasyon yapıyor? Kılıçdaroğlu'na Alevi kimliği üzerinden saldırıp kazanamaz algısı oluşturulmaya çalışılırken Mansur Yavaş'a yönelik operasyon HDP medyası üzerinden Van'da gerçekleştirildi. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz diye seslenen birisine Yavaş'ın inşallah dediği yönündeki görüntüler servis edildi. Mansur Yavaş'ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin ise inşallah temennisinin Demirtaş için yapılmadığını ifade eden bir açıklama yaptı. HDP linci. Vay sen misin bunu diyen. Önce HDP eş genel başkanı Pervin Buldan açtı ağzını yumdu gözünü. Kimse sizin inşallahınıza kalmadı dedi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş korkak diye seslendi. Ahmet Türk daha önce Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum demişti. HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temelse kırmızı kartı gösterdi. Böylece Mansur Yavaş'a yönelik bir HDP linci gerçekleşmiş oldu. Haber servisinin maksadı. Aslında bunlar ülkücü kökenden gelen Yavaş için şaşırtıcı tepkiler değildi. Ama asıl operasyon HDP'ye yakın olan yayın kuruluşlarına Mansur Yavaş'ın Van'da belediye başkanları toplantısında yaptığı konuşmanın servis edilmesiyle yapıldı. Haber, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı diyenleri hayal kırıklığına uğratacak diye servis edildi. Yavaş'ın hedeflerinin 2024 seçimlerinde 2019'daki oy oranının çok üzerine çıkmak olduğu yönündeki sözleri nasıl anons edildi? Peki bunlar ne için yapıldı? Mansur Yavaş sadece milliyetçi kökenden geldiği için mi hedef alındı? Kılıçdaroğlu'nun aleviliği üzerinden yürütülen kampanyanın amacı neydi? Kılıçdaroğlu'nun alevi olduğu için seçimi kazanamayacağı tezi bizzat kendi mahallesi tarafından işlendi. Ancak mezhep kartı tepki görünce Kılıçdaroğlu seçimi kazanamaz algısı devreye sokuldu. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabilmesi için yarışa Erdoğan'dan 5-6 puan önde başlaması gerektiği şartı getirildi. CHP'li Erdoğan Toprak bu hamlenin önünü kesmek için Kılıçdaroğlu'nun anketlerde Erdoğan'dan 7-8 puan önde olduğu iddia etti. Mahir kaynakın sorusu. Peki HDP üzerinden Mansur Yavaş'a Alevi kimliği ve seçilemez tezi üzerinden Kılıçdaroğlu'na çekilen bu operasyonların amacı neydi? Mahir Kaynak'ın bu tür durumları anlamaya yarayan bir ölçüsü vardı. Kime yaradı diye sorardı. Amaç İmamoğlu'nun önünü açmak. Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyonlar sonuç itibariyle kime yarar? Bu operasyonlar kimin önünü açmak için yapılır? Ekrem İmamoğlu vız gelir tırıs gider çıkışından sonra büyük irtifa kaybetti. Mansur Yavaş'la Kılıçdaroğlu ön plana çıktı. Bu operasyonların tek bir amacı var. O da Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı oyundan düşürüp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak. Yeni operasyonlar gelebilir. Bu operasyonlar gözünüzü korkutmasın. Bunlar şimdilik Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı yarıştan çekilmeye zorlayan operasyonlar. Ama iş ciddiye binip Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenmesi sürecine girildiğinde daha sert operasyonlar gelebilir. Şimdilik küçük bir uyarıyla yetinelim. Çünkü birileri Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu Kılıçdaroğlu'na bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olarak görüyorlar. Ukrayna'nın buğday teklifi AK Parti'nin Kızılcı kampında en çok soru sorulan bakanların başında Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi gelmiş. Ayrıca bakanın yaptığı sunum beğenilmiş. Bir süre önce röportaj yaptığım Vahit Kirişçi ile ilgili izlenimlerimi paylaşmış. Türk tarımını en iyi bilen kişilerden biri olan Vahit Kirişçi'nin Türk tarımının geleceğini planladığını ve iyi takip edilmesi gereken isimlerden biri olduğunu yazmıştım. Tarım bakanı rekoltenin iyi olduğunu, buğday sıkıntısının yaşanmayacağını anlatmış. Tarımın geleceğine dönük planlamalar hakkında da bilgi vermiş. Çiftçimize mazot, gübre, enerji gibi girdilerin yüksek olabilir ama sen tarım yapmaktan vazgeçme. Biz senin yüksek girdilerini karşılayacak bir taban fiyat vereceğiz. Anlayışıyla hareket ettiklerini anlatmış. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan taban fiyatlar da onu doğruladı. Ukrayna'dan buğday koridoru. Bu arada biz buğday rekoltesini takip ediyoruz ama hemen yanı başımızda başka bir gelişme daha yaşanıyor. Limanlara abluka altında olan Ukrayna'nın buğdayının Türkiye'ye getirilmesi için bir buğday koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Ukrayna'nın depolarında 26.5 milyon ton hububat olduğu ifade ediliyor. Bunun 15 milyon tonunun buğday, geri kalanının ise arpa ve mısır olduğu belirtiliyor. Dünyanın tahıl ambarı olan Rusya ve Ukrayna'nın savaşta olması nedeniyle gıda krizi tehlikesinin yaşandığı bir dönemde Ukrayna'nın buğday, arpa ve mısırı insanlığa can suyu olacak. Limanlardaki abluka. Ancak ciddi olarak iki sorun var. 1. Odessa ve Yuzni limanlarındaki Rusya'nın ablukasının kaldırılması. 2. Ukrayna tarafından limanların girişine döşenen mayınların temizlenmesi. Rusya bunun için kendisine yönelik yaptırımların müzakere edilmesini ve gemilerin batıdan Ukrayna'ya silah taşımasına müsaade edilmemesini istiyor. Teklif Buğday krizinin çözülmesinde de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Ukrayna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le ilişkileri iyi. Size piyasanın %25 altında buğday verelim. Siz de Putin'le görüşüp buğdayın dışarıya çıkmasını sağlayın mesajı verilmiş. Abdülkadir Selvi İsmail Kılıçarslan Vatan somuttur. Metropol isimli bir araştırma şirketi var, bir de başkanı var, Özer Sencar tutmayan çuvalladığı araştırmalarıyla meşhur Sencar'ın şirketi bir araştırma yayınlamış birkaç gün önce. Araştırma demeyelim ona da, niyet beyanı diyelim aslında. Türkiye'deki farklı etnik kimliklerin oy davranışları üzerine araştırma güya. Araştırmanın hizmet ettiği şey ise çok açık. Profesör Doktor Mehmet Akif Okur'un bir cümlesi var. Okuyunca çok sevdim. Kasıtlı marjinallikleri toplumsal gündemin merkezine oturtarak kimlikler savaşı duygusu üretme gayreti psikolojik savaş taktiğidir. Bu cümle burada dursun. Biz metropolün araştırmasındaki sonuçlara göz gezdirelim. Şöyle etnik kimlikler var araştırmada. Türk, Kürt, Zaza, Arap, Balkan muhaciri, Kafkas göçmeni. Biliyorum Kafkas göçmeni ve Balkan muhaciri isimli birer etnik kimlik yok hem Kafkas göçmenliğinin hem Balkan muhacirlerinin içinde 40 ayrı etnik kimlikten insanlar var ama bir anlığına kabul edelim bunu. Yani hem Balkan muhacirlerini hem de Kafkas göçmenlerini etnik kimlik kabul edelim. Bu Kafkas göçmeni isimli etnik kimliğin oy davranışı nasılmış biliyor musunuz? %28,6 ile en çok HDP'ye oy veriyorlarmış. Niyet beyanı dediğim şey bu işte. Önce birbirine etnik bağlarla bağlı olmayan bir topluluğu etnik kimlik kabul etme uyanıklığı, ardından da o etnik kimliğin en çok HDP'ye oy verdiği bilgisi. Anlaşılsın diye tekrar etmek istiyorum. Çerkez, Adıge, Kabartay, Abaza, Nogay, Çeçen, Dağstanlı ve Dengi etnisitelerden oluşan Kafkas göçmenliğinin %28,6'sının HDP'ye oy verdiğini iddia ediyor Özer Sencar'ın metropolü. Burada bir araştırma sonucu falan yok. Burada doğrudan doğruya bir psikolojik savaş taktiği var. Öyle olmasa Kafkas göçmenlerinin en yoğun yaşadığı kentlerden biri belki de birincisi olan Sakarya'da HDP'nin oyu nasıl olur da 2,7 olur? kendilerini birlik haline getirip diğer toplumları mikronlarına kadar ayırarak rahatça at koşturmak biliyorsunuz bir emperyalist taktiğidir ve bizimki gibi ülkelerde bu taktiğe gönüllü yahut parasını alarak hizmet edecek çanak yalayıcılar mevzul miktardadır onu diyorum. İş çaresizce memleketin asli unsuru olduklarına hiç şüphe olmayan Kafkas göçmenlerini, Balkan muhacirlerine falan geldiyse anlayın ki 2023 ve sonrasında her şeyi ama her şeyi deneyecekler demektir. Hakikatin kaybolduğu, gerçeğin ise büküldükçe büküldüğü bu yeni vasatta işimiz bir hali zor. Bir başka veçeden ilerlemeye çalışayım. Dün yine Türkiye bir doktor kaybetti, Avustralya bir doktor kazandı. Tweetiyle çalkalandı ortalık hani tabiri caizse gurbete gitme zorunluluğu değil de memleketi koyup gitmenin mutluluğu seziliyor bu tip mesajlarda. Açıktır ki yaşadığı zorluk ne olursa olsun memleketi koyup giden birinin memleket hakkında söz alması pek olası değildir artık. Vatan Kalıp onu değiştirmeyi, güzelleştirmeyi, mamur etmeyi göze alabilenlerin üzerinde hak iddia edebileceği bir somutluktur çünkü. Rahmetli Teoman Duralı Hoca, yurt dışında dilediği üniversitede gidip gönlünce çalışabileceği teklifler aldığını babasına söylediğinde babası ona şu tarihi ayarı veriyor. Sen buranın ekmeğini yedin oğlum. Burası seni yetiştirdi, okuttu. Bu tabanı yarık, cebi delik millet sana baktı. Şimdi bunlar parsayı kapacaklar, buranın verdiklerini onlar sömürecekler. Dün konuyla ilgili tweet zincirimi şöyle bitirmiştim. Yazımı da öyle bitireyim. Vatan somuttur. Gurbete gitmeye mecbur olmakla koyup gitmeye sevinmek arasında bence vatana aidiyetle ilgili ciddi bir anlayış farkı oluşmuş. Rezil yeni dünya elimizden her şeyi alırken vatanın somut olduğu duygusunu mu almayacaktı? İsmail Kılıçarslan